Herkese iyi günler. Bugün radyolojide ilk muayenenin nasıl olması gerektiğini anlatmak için yanımızda araştırma görevlisi Ukde Boz var. Abla merhaba. Merhabalar. Bugün radyoloji bölümündeyiz. Evet. Tabii ki bu muayene hastamız ve arkadaşımız Mecit Vardı'nın izni alınarak yapılıyor. Abla sendeyiz. Herkese merhabalar. Her şeyden önce doğru teşhis bir tedavinin temelini oluşturmaktadır. Onun için de şimdi hastamızı nasıl muayene ettiğimizi ve teşhisleri neye göre koyduğumuzu sizlere uygulamalı olarak anlatalım. Her şeyden önce kullanacağımız el aletlerinin steril olması lazım ve her şey hastanın göz önünde açacağız. Mutlaka eldivenlerimiz de buna dahil. Eldivenlerimizi de hastanın yanında alıp şu şekilde bundan ellerimize giyiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hastanın muayenesi kliniğe girdiği andan itibaren başlar. Hasta koltuğa oturana kadar devam eder ve ardından da muayene işlemi bitene kadar sürer. Şimdi önce anamnez alıyoruz. Herhangi bir rahatsızlığımız var mı? Yok. Kalp, şeker, tansiyon, geçirdiğimiz bir hastalık, kullandığımız bir ilaç, ilaç alerjimiz, bulaşıcı bir hastalığımız var mı? Yok. Tamam. Bu bizim için neden önemli? Çünkü önce kendimizi korumamız gerekiyor. Ardından da vereceğimiz ilaçlar ve yapacağımız uygulamalar hastanın genel sağlığını etkileyebilir. Bunun için bir ön bilgi edinmemiz lazım. Bunları sistemimize işliyoruz. Artık nerede muayene oluyorsanız o sistemde işleniyor. Ya da özel bir klinikte çalışıyorsanız bir defteriniz olsun. Onları uzun süreli kayıt altında tutun. Çünkü hasta birkaç defa gelebilir. Ardından hastamıza şikayetini soruyoruz. Hastanın gözlerinde aletlerini açıyorum. Şikayetiniz nedir? Sol üst tarafta soğuk bir şeyler içtiğim zaman bir sızı oluyor. Gece ağrısı yapıyor mu yoksa daha çok soğuk sıcakta mı? Yok, sadece anlık soğuk sıcaklarla. Hastaların kliniğe genellikle başvuru sebebi ağrı oluyor. Rutin muayene için çok nadirdir hastaların gelişi. Özellikle ağrının gece olup olmaması, soğukta sıcakta artıp artmaması, yani spontan mı, provoke ağrı mı, bunları mutlaka iyice sorgulamamız gerekiyor. Ardından da radyografimizi inceliyoruz. Önce bir hastayı muayene etmeden önce ve radyografta hastanın hani bir ön bilgi olsun diye sol tarafta şurada bir çürüğü var, arayış çürüğü. Hafif mine düzeninden başlayıp dantine doğru ilerliyor, çok derin değil. Ardından şöyle bir genel olarak baktığımızda sağ alt bölgede 45 numaralı dişte bir çürük görüyorum. Sol bölgede aynı şekilde. Tabii bunu ağız muayeneyle desteklemem lazım. Özellikle genç hastalarda sağ ve sol bite alınması taraftarıyım. Ancak bu pandemi sürecinden dolayı ve hasta fazla radyasyon almasın diye çürükler çok fazla gözle görülüyorsa fazla bite ringe ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi hastamız ağzını açıyor. Mümkün olduğunca fazla eğilmiyorum. Özellikle boyun ve omuz ağrılarına sebebiyet vermesin diye. Çünkü bu mesleği yaklaşık 65 yaşımıza kadar yapmak durumundayız. Sağ üstten başladığımızda, şimdi hastanın ağızcı muayenesinde 18 numaradan itibaren sistemli bir biçimde başlıyorum. Tabii filmimle birlikte paralel olarak gitmek durumundayım. Çok küçük çürükleri yazmıyoruz. Çünkü remineralize olma özellikleri olabiliyor. Ya da idame edebiliyoruz zaman içerisinde madde kaybolmasın diye dişlerden. 16 numaranın mizinde çürük var mı yok mu ona bir bakalım. Ağız içerisinde gözlemlediğimiz herhangi bir şey şu an yok. Sağ tarafta 14 ve 15 numaralı bölgede özellikle böyle bir kalemin ucunu sanki kağıda değdirmişsiniz, kağıdı delmişsiniz gibi çürükler görüyoruz. Dikkat edersiniz. Bunlar dantin çürüğü. Ardından ön bölgeye doğru geliyorum. Bunu neden yapıyorum? Sistemli bir muayene. Doğru teşhisin bence temeli. Onun için yavaş yavaş emin adımlarla ilerlememiz lazım. 26 numara şu bölgede mi oluyor? Daha çok. Şu kısımda değil mi? Şu azının olduğu yerde. Daha çok küçük azı bölgesinde gibi. Küçük azı bölgesinde gibi. Bakalım. Evet, bahsettiği yer muhtemelen şu bölge. Şimdi şurada bir kanama başladı. Bu biraz septal ağrı. Burada besin artıkları biriktiğinde böyle sanki diş ağrısına benzer ağrı ve hassasiyet yapar. Onun için bu bölgeye bir septal ağrı teşhisi giriyoruz. Hani burası kürete edilsin, güzelce temizlensin diye. 26 numaralı dişin distalinde soğuk ağrısına bağlı ağrı yapabilecek türden bir çürüğümüz mevcut. Hasta bazen buradaki ağrıyı daha önlerde hissedebilir. Şurada çünkü bir miktar kemik kaybı da var. Hastaya yapacağımız şey ya dolgu yapacağız o bölgeye. Eğer çok küçük bir çürükse de diş ipiyle o bölgenin temizliğini yapmasını önereceğiz. Daha sonra alt bölgeye geçiyorum. Alt bölgede özellikle 36 numaralı dişin mezyalinde ve distalinde
çürükler mevcut. 35'te de aynı şekilde. Arayüz çürükleri genç bireylerde çok fazla oluyor. Çünkü dişler daha sıkıdır, daha sıkı kontaklıdır. Bu bölge hele ki diş ipi kullanılmıyorsa diş çürümesi için çok elverişli bölgeler. Aynı şey 45 numaralı diş için de geçerli. Zaten ağız çevresinde de gözlemleyebiliyorum. Dişleri muayene ettim. Genellikle meslektaşlarımız diş muayenesini önemseyip yumuşak vakum aynası yapmadığı için prekanseröz lezyonları gözden kaçırabiliyor ve bu da hasta için çok ciddi sonuçlara sebep oluyor. Onun için mutlaka dilimizi çıkaralım. İyice çıkaralım onu. Dorsalini, yani üst yüzünü yukarı kaldıralım. Ventralini. Özellikle posterolateraller SCC açısından çok çok önemli. Prekanseröz lezyonlar ve aft açısından çok önemli. Daha sonra sert damağa bakıyorum. Özellikle nevus ve gene prekanseröz lezyonlar açısından çok önemli. Diş etlerine bakıyorum. Hani herhangi bir pigmentasyona bağlı mı renklenme, sigara içimine bağlı mı renklenme ya da gerçekten bir kanseröz lezyona bağlı bir renklenme olabilir mi diye mutlaka kontrol etmek durumundayım. Sonra yanık içlerine bakıyorum. Bu neden önemli? Hastamızda lökoplaki, eritroplaki gibi lezyonlar olabilir. Ya da hastamız yanaklarını ısırıyor olabilir. Bunlar açısından önemli. Kronik travma çünkü yani kanseröz lezyonlar için önemli bir risk faktörü. Bunlara bakıyorum. Sonra bir ekstra oral muayene yapıyorum. Temporomandibüler eklem muayenesi önemli. Özellikle hastalarımızın yoğun stres altında yaşamasından dolayı 16'sının 9'unda neredeyse eklem bozukluğu mevcut. Şimdi yavaşça şu tam kulağın anteriorundan eklemin olduğu yeri iki parmağımla parpe edip yavaşça ağzını açlıyorum. Yavaşça açalım. Açalım, açalım, açalım. Ağrımız var mı? Hı. 3 parmak mesafesinde ve daha fazla açılıyorsa burada ağız kısıtlanması yok demektir. Yavaşça kapatalım. Kapatalım. Çenemiz aşağıya doğru kayıp orta hattı bulup kapandığı için biz buna rediksiyonlu disk deplasmanı diyoruz. Eğer bunu orta hattı bulup kapanamasaydı rediksiyonsuz disk deplasmanı diyecektik. Tabii önemli olan klik ve krepitasyon seslerinin olup olmadığı. Şu an hastada ileri düzey bir eklem rahatsızlığı olmadığı için bunu gözlemlemiyorum. Kuvvetlice bir dişlerimizi sıkalım. Ağrın var mı böyle? Ama maset arkası bu bölge. Oldukça sert. Yani demek ki hasta aslında farkında olmadan gece dişlerini sıkıyor. Yavaşça açalım ağzımızı. Bu en güzel kendini aslında diş yüzeylerinde de belli eder. Böyle künttür diş yüzeyleri. Hani normalde biraz daha incelerek yukarıya doğru çıkar. Ama bu birazcık daha böyle aşınmış ve hafif hafif yer yer sanki böyle törpülenmiş gibi bir görünüme sahiptir. Bu atrizyonun belirtisidir. Tamam. Buna da özellikle dikkat ediyoruz. Daha sonra bir yüze bakıyorum gene aynı şekilde. Mesela deride bazı pigmentasyonlar olabilir, deri rahatsızlıkları olabilir. Bunlar ağız içi bulgularla kendisini belli edebilir. Bunları özellikle dikkat ederek muayenemizi tamamlıyoruz ve hastamızı ilgili bölümlere sevk ediyoruz. Çok teşekkürler Ukde abla. Rica ederim. Umarım yararlı olmuştur. Umarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.